Gelin halkı gurumet, halkı farkini. Hem cuvarat devletin gayratın, sersera, serçavatın, hem hürmet yoku peşke çıkın. Milletvekilime Dursel Aydoğan, Cinavenda partiye mey dişti, Navende Revebeni Van. Revebeni ili, ilçe, Çafameniyat mey Rumet, sivil toplum örgütü yeme, muhtar yeme, o ve herkesin embejim ukhiratine sersera ses çavar atını. Gene vara, iro hatına mey bıra, buna temel avetine. Bir temel avetine mey, Bisset Salaye, Bisset Salaye, Seri Gülani, Piroz tekirin gelin farkini. O vi temela meci rasi vi roya piroz diye sıveci eme vi rojavı piroz dükün. Saat siyadacı konser ameye geleme davet diye. Gele evada farkin gerek bacarki şarezare la ali çande ali hüneri da Lali diroki da, ali zaman da gerek peşketiye. Gelin farkine gerek zor zahmeti ciddiye ama juan nırkıyı devce berne dayı. Hem çık hizmet bikin, çık hizmet bikin juanra vevaye. O hem hizmetkarı halkı kını. Ana temeli kembabin. Nezgi 1500 metre kare kadar. Lüra'da otopark bir kat sen pazarı Jibuna Çandu Öneru Zaman Kültür Kompleksi o Jora Vici je salona konferansı o kafeteryaki. Evya te çivatey. Van kabat emin. Gelin ben şahit et. Bir daha şahredar emin belediye başkanı ve girtine. Cibuna girtine. Cibuna bir halkı piroz, bir halkı mazlum cera hizmet ike. Şahredar hizmetkari halkı kuyer. Gel o navizin çima van insana belediye başkanı emin. Şaredarime, meclis üyesiyeme, milletvekiliyeme girtige edanım. Yapın giringe. Jibu, gel, rahat hayat izyan ki nevine. Cera hizmet çey nebe, neçe. Emci, pekoşin akkuş, halkı yukuram deve ve hizmet bekin. Gene var abi zoru zahmeti. Bittine bu ne? Alikari hakikaten tüneye. Şaradariye kura ve trilyona trilyona alikari jibara tişkitin ey. Ev ya ev jdevi kuy, jineyno kakuy, ev tasarruf dikin, o ev tuhazin şarkı kura hizmet kin. Notu ne şaradariye me, her şaradariye hizmet avat ke. Ev ya belliye herkes zane. Ama ama jibuna ku kabata me kubijin ka kabat nakil efendim şaradari evi BDP ama bir yavru her şaradari mutlak sürede kabat ki basın dike yürü bir kabati kabat kendik dine libra armanca me trafika farkini kısmen emhed dike nezgi kısın hep arabe ve libra cibe daha önce rızanı bu Libra sen pazarı ki lava pisitiye da bu. Vahşet bu. Evyazi Libra dikkat, pır modern, pır hoş, sen pazarı dikkat be. Evi siyah, çandu, hüneru,
Mego farkin navena çandu hüner u zamanı. Evi kompleksi cibura genci ve civanı me evci ki katki ve pır basın be. Ez viya geri farkin adı vejim. Hayani genci me hink dufazın uyuşturucu müteşte pis bükün. Em çaradar yeme partiya bedve ki em dufazın van genci me hapsa da nimin. Zindan alam nimin. Lidesi vandan sazı be. Ve sip çekin. Lübran gitarı yıkın. Cibin hünerben ve siyaset bedav. Hem cibin avit kaptı. Evet ki duhaze bir ahlaki bir halkı. Hestu giyanı bir halkı. Kerabı ke Kodeşi razı değil ben. Hem şalkı kurağı bir hizmeti mi bilin. O kata zorici kudelfeti mehebe konferans salonu ki bazın cümara lazım et. Evyaca meşekin. Geri havana büyü havay hizmet ama devam ki o fazla ez ahaftına bu fazla derecedekim ve hatına ve em gerek kefkoşun işgal kefıra em minnettarın em selam hürmeti yapıp peşkeşkin o milletvekili yemeci İbrahim Beyvan'ı meceğine evici ahaftın bükün ez hürmeti yapıp peşkin. Bu reis fadın erdiden bu ağaftına ispat dikin. Dedi bu ne ki yedi bir çim veri çeşine, şehir şehre. Ve bağırken dili meydan parlamenteri ve Nursel Aydoğan ve gaşire. Evet. Ben öncelikle Farkın Belediye'mizin Kaparı Semt Pazarı ve Kültür Kompleksi temel atma törenine katılan siz değerli konuklarımızı ve sevgili Farkinlileri genel merkezimiz ve şahsım adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Bizler onur verdiniz. Farkin için tabii ki önemli bir proje. Ben bu projeyi imza atan, hayata geçiren, başta belediye başkanımız, meclis üyelerimiz, belediye çalışanlarımız, il ve ilçe örgütümüz olmak üzere siz değerli Farkinlilere, sizler adına kendilerine teşekkür ediyorum. Çalışmalarının bu şekilde daha da ilerleyerek devam etmesini sizler adına istiyorum. Kendilerini de kutluyorum. Şüphesiz ki Kürt özgürlük mücadelesinin en ağır bedelini ödeyen bir kentteyiz, Farkin'deyiz. Bu nedenle Farkinliler en büyük bedeli ödeyenler olarak bence hizmetin de en iyisine, en güzeline layık olanlardır. Bizlere düşen belediye başkanlarımıza, il ve ilçe örgütlerimize, meclis üyelerimize, il genel meclis üyelerimize ve biz milletvekillerine düşen görev, büyük bedeller ödeyerek bugünlere mücadelemizi getiren siz değerli halkımıza hizmet etmektir. Biz sizlere hizmet etmekten onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz, şeref duyuyoruz. Değerli arkadaşlar, ilk belediyeleri 1999'da aldık. Kendimizi de, kentimizi de biz yöneteceğiz şiarıyla yürüttüğümüz seçim çalışmaları sonucunda 37 belediye ile halkımıza hizmete başladık. Halkımız 37 belediye ile Türkiye'de başlattığımız bu hizmet yarışını takdir etmiş, beğenmiş olacak ki 2004 seçimlerinde 56 belediye ile yolumuza devam ettik. 2009 seçimlerinde, yani 29 Mart seçimlerinde belediye sayımızı 99'a çıkardık. Halkımızdan aldığımız onay ve güçle yolumuzda yürümeye devam ediyoruz. Elbette ki AKP iktidarı tam 10 yıllık süre içerisinde, yani 10 yıllık iktidar süresi içerisinde hem üzerimizden yargısal denetimi eksik etmedi, hem de İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan denetimleri eksik etmedi. Özellikle 2009 yılında hemen yerel seçimlerin sonrasında 14 Nisan'da başlatılan KCK operasyonlarıyla eski ve yeni belediye başkanlarımızın içerisinde olduğu
onlarca belediye başkanımızı tutukladı. Yüzlerce belediye meclis üyemiz ve yine yüzlerce il genel meclis üyemiz ve il genel meclis başkanlarımızı tutuklayarak cezaevine attı. Diğer taraftan da 10 yıl boyunca İçişleri Bakanlığı denetimini zaten üzerimizden hiç eksik etmedi. Hani bir deyim vardır ya halk arasında, öküz altında buzağı aramak diye. İşte tam da bu geleneksel cümlenin karşılığıydı AKP hükümetinin yaptığı. Neredeyse belediyelerimizde İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerde bir suç icat edilmeye çalışıldı. Ama bizler hepinizin bildiği gibi şeffaf, denetlenebilir bir belediyecilik anlayışımızla İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı bu denetimler sonucunda hepimiz, bütün belediye başkanlarımız alnının akıyla çıktı. Bizim belediyelerimizde tek bir kuruşluk siz rant ilişkisine rastlayamazsınız değerli arkadaşlar. Tabii ki belirttiğim gibi 2009'da başlayan TCK operasyonlarıyla belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, il genel meclis üyelerimiz tutuklanarak belediyelerimiz çalışmaz duruma, çalışamaz duruma getirilmek istendi. Aslında bir bütün legal demokratik siyasetin, yani BDP'nin tasfiyesinin bir parçasıydı yerel yönetimlere olan yönelim. Bir taraftan halkın, işte sizin iradenizi, sizin milyonlarca oy vererek seçtiğiniz iradenizi biz tutukluyoruz, cezaevine atıyoruz, güç biziz diyerek moralini bozmaya çalıştılar. Diğer taraftan da siyasetimizi tasfiye etmeye çalıştılar. Ama tabii ki AKP hükümetinin bilmediği bir gerçeklik vardı. 10 yıl içerisinde sizlerin mücadelesiyle, sizlerin direnişiyle o gerçekliği de öğrendi değerli arkadaşlar. O gerçeklikte bu halkın özgürlüğü için bedel ödemeye kararlı olduğu ve 10 yıldan beri de bu bedeli ödediği ve ödeyeceği gerçekliğiydi. İşte bu gerçekliği en sonunda 2012 yılında nihayet öğrendi, öğrenmiş olmalı ki bu halka baskıyla, şiddetle üzerine gelerek bu halkın mücadelesini bastıramayacağını, bu halkın özgürlük mücadelesinden geri adım attıramayacağını, bu halka diz çöktüremeyeceğini öğrenmiş, anlamış olmalı ki İmralı'da Sayın Öcalan'la görüşme masasına oturmak durumunda kaldı. Ben bir kez daha bu iradeyi gösteren siz değerli halkımızı kutluyorum. Hepinizin mücadelesi önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum. Bu mücadele, bu süreçte de demokratik çözüm ve barış sürecinde de kesintisiz devam edecek ve inanıyorum ki zaferle taşlanan bir mücadele olacaktır. Biz bu süre içerisinde belediyelerimizle, yöneticilerimizle sizlere hizmet vermeye, hizmetin en iyisine layık olan sizlere, sizlerin eleştirilerini, görüşlerini, önerilerini alarak hizmetlerimizi bir adım daha öteye götürme kararlılığı içerisindeyiz. İnşallah önümüzdeki seçimler 2014'te, yani yaklaşık 10-11 ay sonra yeni bir seçim yapılacak. Sizlerin desteğiyle, halkımızın kararlılığıyla, halkımızın demokratik çözüm sürecine, barış sürecine sahip çıkmasıyla, partisine sahip çıkmasıyla belediyelerimizi en az ikiye katlayarak sizlere, siz en iyi hizmete layık olan halkımıza hizmet vermeye devam edeceğiz. Ben hepinizin bu duygu ve düşüncelerde olduğunuzu biliyorum. Yürüyüşümüzde hepinize başarılar diliyorum. Hepinizin yolu açık olsun. Hepimizin yolu açık olsun değerli arkadaşlar. Merkezimizin kapalı semt pazarımızın hayırlı olmasını diliyorum. Buradan esnafımız, kadınımız, gençliğimiz önemli faydalar sağlayacak. Burada pek çok değerli ve önemli çalışmalar yürütecek. Hepinize hayırlı olsun diyorum. Sağ olun. Hepinizi açılışa davet ediyorum.
Sen daha güzel, daha... Merhaba canım, merhaba canım. Merhaba, sizler nasılsınız? Peki, hadi. Yazın. Sevdiğim iki tane şey var. Bir tanesi çilek. Yazın yatılı abine gidebiliriz çilek. Sizin deseniz de çilek var. Bu akşam yazın.